İstanbul Türkiye'nin özetidir ve Türkiye'nin her ne kadar 5 insandan birinin yaşadığı şehir olsa da ekonominin %50'sinin, gayri safi milli hasılanın %46-47'sinin hayata giriş yaptığı yerdir. Bu bakımdan Türkiye'deki birçok hususa, birçok konuya dokunan, sorumluluğu hisseden de bir yönetim olmaya gayret ediyoruz. Bu alanda Trabzon'da Yoğunlu Belediyesi'nin bizimle işbirliği talebiyle beraber karar verdiğimiz ve güzel bir parkı beraber tasarlayıp inşasına katkı sunduğumuz bir süreci tamamlamıştık ve bu Trabzon'a gelişimizi de bu takvime oturtmuştuk. Bu yaklaşık 1,5 aydan daha fazla bir süreç aslında bizim buraya geleceğimiz bu tarih. Ama bu tarih özel bir tarih oldu. Trabzonspor'un şampiyon olduğu hafta sonundan sonraki bir hafta içinde bir bayrama denk geldi. Dolayısıyla hem Trabzonspor camiasının hem Trabzon kentinin şampiyonluğu kutlu olsun. Ben gerçekten Trabzon'daki spor duygusunun temelinin, kökünün ne kadar uzun bir köklü hikayeye sahip olduğunu bilen bir insanım. Bu şehirde hem spor yapmış, hem spor yöneticileri yapmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Bu bağlamda bu başarıyı özlemle kutlayan ve hatta kusursuz kutlayan, keyifli görüntülerin dışında hiçbir sıkıntılı ortamı yaşatmayan saygıdeğer Trabzonsporlu ve Trabzon'un hemşehrilerine de teşekkür ediyorum. Tabii bu gezinin öncesinde Rize ve Artvin'de ilçe ziyaretleri yaptım. Dün İyidere'den başlayarak durdurulduğumuz ve selam verdiğimiz noktalar hariç İyidere, Rize Merkez, işte devamında Derepazarı'na da uğradık. Doğru İyidere, Derepazarı, Rize Merkez, sonrasında sırasıyla devam ettik. Aslında Çekilisi, Ardeşeli Pazarı, Fındıklısı, Arhavisi, Hopası ve Kemalpaşa'ya varıncaya kadar eksiksiz bir Karadeniz turu yaptık. Çünkü en son 2 yıl önce geldiğimde yaptığım ziyarette oradaki siyasi partili başkanlarının, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere İl Parti İl Başkanlarının bir Karadeniz'e geliyorsunuz ama Rize'yi ve Artvin'i ziyaret etmiyorsunuz söyleme oldu. Ben de onlara o son gelişimde size söz, bir dahaki gelişimde havaalanından arabaya binip direksiyonu doğuya çevirip direkt Rize'ye geleceğim, Trabzon'un hiçbir yerine uğramadan diye söz vermiştim. Dolayısıyla hem bir açılış programı hem de Rize ziyaret sözünün yerine geldiği bir seyahat edilmişti. Çok keyifliydi yine. O ilçelerde insanlarla buluşmak, kucaklaşmak, bayramlaşma dediğimiz buluşmaların büyük kalabalıklara dönüşmesi elbette beni mutlu etmiştir. Yine hemşehrilerimle buluşmuş oldum. Birçoğunuzun bilmediği, benim o bölgeye dair de sayısı çokça fazla anılarım var. Çünkü benim babamın ticaret yaşamında 70'li yılların ortasından itibaren yaptığı inşaat malzemesi, toptancılık ticaretinin en yoğun müşteri merkezleri bu saydığım hattaydı. Bu bakımdan ben de lise bitene kadar özellikle yaz döneminde sürekli, bazen de kış döneminde destek olma amaçlı o coğrafyaya çok çektim. Sayısını bile hatırlamıyorum. Bu 40 olur, 50 olur bilemiyorum. İlk belki de 7-8-9 yaşlarında başladı. Çokça gittim,
çok anılarım var, çok baba dostumuz var. Yaşlı bir amcanın gelip hem dedemi rahmetli anıp hem babamı minnetle anıp otobüsün içinden ayrılmamasına yarım saat yüngül yüngül ağlaması veya başka tanıdık insanların arada gelip soyadını söylemesi, birçoğunu da hatırlıyorum, öyle bir güçleri hafızam vardır. Bunları tekrar orada yaşamanın da keyfini çıkardım. Dediğim gibi o coğrafyaya dair çok güzel anılarım var. Onları yerine getirmiş oldum. Kısacası yine dün ve bugün güzel bir Karadeniz, güzel bir Trabzon, Rize, Akdeniz gezisini tamamlamış olacağız. Hüseyin Bey'in değişim var mı? Kesinlikle var. Değişim yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye'deki tüm olumsuzluklar ekonomiden, yönetim biçiminden, eğitimden, işsizliğe, birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği %70-75-80 oranında. Öyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil. Ama bu değişimi tabii ki motive edecek, umutlandıracak olan da muhalefet bloğudur. Muhalefet bloğu da üzerine bir şey yapmaktadır. Özellikle altılı masanın çok bence tarihi bir birlikteliği ve bunun genişlemesi mümkün yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır. Tekrar demokratikleşme, daha güçlü bir demokrasiye sahip olma, 100 yıllık cumhuriyetin demokrasiyle taçlanması bu masanın ana hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz. Osman Bey'in, yani İstanbul'un yani yöneten, Türkiye'yi yönetir yaklaşımı üzerinden elbette Türkiye'nin az önce de verdiğim istatistikler üzerinden başlangıç konuşmamda İstanbul lokomotif bir kent her gün bile. Dolayısıyla duyarsız bir İstanbul ya da konulara hiç dahil olmayan bir İstanbul ya da hiç konuşmayan, ağzını bıçak açmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tasvip edilmez. Bu doğru bulunmaz. 16 milyon insanın tarihi bir oyla seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'deki birçok konuya hassasiyet göstermek, destek olmak, doğruları güçlendirme konusunda karakterli adım atmak mecburiyetindedir. Ben de bu sorumluluğu taşımakta özen gösteriyorum. Bu bağlamda bunun anlamı İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir elbette değil. Ama o sorumluluk bilinci bende en üst seviyede var. Yani Erhan Bey'in dediği yani her zamanki bir soru tabii Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi elbette ki benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Örneğin en başta sorun yaşayan kişi benim. Yani ben burada 150 maddelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellendiği ya da sıkıntı çektiği, zulüm çektiği problemler diye sıralasam 150 yetmez yani. 150 daha yazarım ama hani bir kısmı masanın ilgisini çekmiyor. O bağlamda Türkiye'deki değişime bu ülkedeki kamu yöneticilerin ihtiyacı var. Bu ülkenin belediye başkanlarının ihtiyacı var. Samimiyetle söylüyorum ki AK Parti'nin belediye başkanlarının ihtiyacı var. Çünkü sözünü söyleyemeyen, sesini çıkaramayan, bir konuda beyanda bulunamayan belediye başkanı AK Parti'de olsa ne olur, olmasa ne olur. Millet demokrasinin en güçlü kalesi olması gereken yerel demokrasi temsilcilerinin kendilerini temsil eden duyguları dile getirmekle mesul insanlar olduğunu bilir, böyle seçer. Ama Türkiye'de konuşmanın hak ve özgürlükleri bu kadar kısıtlandığı bir ortamda eminim ki bu değişime onların bile ihtiyacı var.
bakımdan ben meseleye süreç olarak bakıyorum ve bu sürecin değişimle taşlanması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki yani bizim partimizde şöyle bir şey yok yani genel başkanlığı yarışı ne halimiz var? 3 Şubat'ın benim partimin genel başkanlığı ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır. Ama bizde şu da yok. Genel başkanlar izin alarak konuşmak. Genel başkana şunu söyleyebilirim demek. Böyle bir şey diyor. Bunu sormanız doğru buluyorum çünkü şu anda Türkiye'yi yöneten iktidar böyle hareket ediyor. İnsanlara ne konuşması gerektiğini, metnini verdiğini düşünüyorum ben. Özgür iradeleriyle konuşma kültürünün ne yazık ki iktidar partisinde olmadığını düşünüyorum. Ama biz böyle bir şey yok. Genel başkanımla elbette çok paylaşımda bulunan bir kişiyim ama bizim böyle bir ilişkimiz asla olmaz, olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrat prensiplerine uygun değil. Ama biz de vatansever görevini yapma konusunda hassasiyet gösteren, Türkiye'nin bu hassas döneminde de ne konuştuğunu ve konuşacağını bilen yöneticiler olarak en üst seviyede titizlikle hareket ettiğimizin altını çizeyim. Bugün bizim gündemimizde ne Cumhurbaşkanlığı meselesi, ne başka bir mesele, ne de kıymetli mevkidaşım, değerli yol arkadaşım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la bir yarış söz konusu. Her yerde üst yerinde söyledim. Burada elbette bir hizmet yarışı vardır. Bu da güzel bir yarıştır. İyi yapılan bir şeyi karşılıklı paylaşmak ki yani bir nevi moderatörlüğünde benim yaptığım 11 Büyükşehir Belediye'miz belki 30'a yakın toplantı yaptım bugüne kadar. Bunun 8-9 tanesi de fiili toplantı oldu. Ve bunların hepsi de önemli kararlar, önemli paylaşımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Teşekkür. Fatma Hanım, yani Türkiye siyasetiyle ilgili olmanız, yani sonrası ne olur yolculuğu? Böyle bir yolculuk tabii tahriflenmez. Az önce söylediğim gibi İstanbul Belediye Başkanı'nın Türkiye siyaseti ilgilendiren konular olan ilgisinin yüksek olması gayet doğaldır. Ve bunun yolculuğunun sonrası ne olur kısmı zaten eğer kişisel olarak tarif ediliyorsa o yolculuktan bir şey çıkmaz. Ama milletin tarif edeceği yolculuk yarınlarda insana ne gösterir onu Allah bilir. İhsan Bey'in Trabzon Fenerbahçe kulüpleri arasındaki Trabzonspor Fenerbahçe kulüpleri arasındaki gerginlikle ilgili sorusu bence hiç yakışmıyor. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Yani teşekkür ederim sorunuza. Spordaki analizine inandığım bir insan olarak bunu sormanız da kıymetli. Türkiye'de hiçbir kulübün değil, herhangi bir kulübünle kavgası yakışmaz. Çünkü spor kavga alanı değil. Bundan beslenen yöneticiler olabilir. Bundan beslenen kulüp başkanları olabilir, bilemem. Bundan beslenen spor yazarları olabilir. Bir kısım taraftar da olabilir ama bundan hoşnut olan milyonlar yoktur. Milyonlar asla yoktur. İçim acıyor. Olmaz böyle bir şey. Yani bu konuda Trabzonspor kulübü Fenerbahçe kulübü centilmenliğin birbiriyle olan yıllara dayalı neredeyse 50 yıla yaklaşacak rekabetin, tatlı rekabetin güzel bir ilişkiye dönüşmesi hususunda en hassas görev hangisiyse ben ona talibim. Ama çatışmanın ve oradaki seviyesiz birbirine olan hakaretin ya da bir takım uygulamaların asla bir taraf olmadı. Asla. Ama uzlaşmanın, buluşmanın, sportmenliğin, centilmenliğin gerektirdiği her hususta gerçekten aralarında köprü, diyalog olması isterim. Çünkü İstanbul'un üç önemli kulübü var. Hepinizin bildiği Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bu üç önemli kulübün ve tabii ki diğer kulüplerle ilişkide ama üç önemli kulüp
kulübün Türkiye'de belki en fazla diyalog içinde olması gereken ve iyi ilişkide olması gereken bir diğer dördüncü kulüp de Trabzonspor kulübü. Tarih bunu ortaya koymuş. Bu bakımdan bir araya gelip bunu konuşmaları lazım. Bu kulüp başkanlarına düşer, divan başkanlarına düşer. Oturup buradaki husumet nedir, bunu gidermeleri gerekir. Yakışan da budur. Umarım düzelir. Ben bu konuda elinden geleni en üst seviyede yapacak bir kimliğine sahip. Bunu da altını çizeyim. Hem de ortada durur. Bunu yaparken de ortada durur. Ve o duruşumla buna katkı sunmak isterim. Yani İsmet Bey'in en çok etkilendiğiniz Rize Harp'in gezisinde kalabalığın fotoğrafına bakın. Bakın, hiç abartmıyorum. Belki yüz ölçümü olarak çok iyi kaplamıyor olabilir cüsselerinden dolayı. Ama %15'e yakını çocuktu. %30'a yakını gençti. Bu genç dediğim 25 yaş almış. Yani diğer %50'si de toplumun kaynaklısı. O çocuk ve genç sayısı benim en büyük haz aldığım, keyif aldığım kısmı. Daha da güzeli ve özeli, sözleri çok büyük. Yaşları küçük, sözleri çok büyük. Hani inanın hem buradaki basın mensuplarının kulağına, hem de onların hafızasına ve onların vasıtasıyla topluma şunu söylüyorum. Lütfen çocuklarınızı ve gençlerinizin sözlerini dinleyin. Size doğru yolu gösterecektir. Atlamayayım ama Bulgarya'ya geçeceğim. Mülteci konusu bizim için de ağır bir konu. Türkiye için ağır bir konu. İşin kötüsü bazen güncel sorunları tabiri caizse bilançosunu çıkarmanız mümkün. Kâr zarar ya da fayda problem tarafını analiz etmeniz mümkün ama bu konunun bugünden analizini de yapamıyorsunuz. Çünkü o kadar uzun yıllar toplumun meşgul etme riski var ki iyi yönetilmediği takdirde çok büyük riskler ve problemlere girer. Ne yazık ki Türkiye'nin dış politika sürecinin ve mülteci sürecinin kötü yönetilmesinden dolayı biz bugün bu sorunla karşı karşıyayız. Sıfır mülteci sorunu olurdu. Hayır, öyle değil mi? Ama bu şekilde olmazdı. Bu şekilde büyük insan kitleri, hatırlayın ilk dönemde, ya öyle cümleler kurdu ki, popülizm, yani neredeyse hani bütün nüfusunuzla gelin diyen söylemler var, açın bakın. 7-8 sene, 9 sene, 10 sene, 12 sene önceki söylemleri açın bakın, gazete manşetlerinde bak. Ya yazıktır, günahtır. Bu ülkenin, tabii ki biz vicdanı çok yüksek bir milletiz. Ama vicdan yönetilebilir olmalı. Vicdan karşı tarafa bile zarar verebilir olmamalı. Bu bakımdan yönetilen o kötü dış politika sürecinin ülkemize olan ağır bedelini şu anda görüyoruz. Kötü bir durum. Elbette bunun çözümü mümkün. Ama yani bu çözüm sıfır sorumludur değildir. Çünkü artık Türkiye'de sadece Suriyeli göçmen mülteci sayısı 5 milyon civarında. Verilen rakamlara göre neredeyse 1 milyon çocuk Türkiye'de doğdu. Yani bu büyük rakamlar değerli arkadaşlar. Bu sorunla ilgili elbette ki sağlıklı bir dış politika süreci. Yani neler yaşamadık ki şu kısacık zaman içinde. En ağır düşmanca lafları ettiğiniz bir ülkeye en dostça cümleleri bir anda kurabilir ve kalkıp ayağına gidebilir olabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir süreç elbette karşımıza başka sorunları da getirir. O bağlamda şu anda mülteci konusunda özellikle Suriye ekseninde sağlıklı bir Suriye ülkesiyle ilişki, oradaki barışın tesisi, uluslararası itibarla o itibarı iyi kullanarak ve başka ülkelerin de bu sürece olan katkısını sağlamak
ve bu bağlamda insanların, Suriye insanların özellikle kendi yurtlarında yaşamalarını sağlayan bir altyapı oluşturma mücadelesi. Bunun çok tutarlı bir ülke yönetimi vardır. Çok tutarlı dış politikayı seviyeli ve o Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yurtta sur, cihanda sur ilkesi, ki o ilke aynı zamanda güçlü bir Türkiye ilkesi anlamına gelir. Bu bağlamda bir bakışla bu mümkün, bu zararın makul seviyelere indirilmesi mümkün olabilir. Ama ağır bir gündemimizdir. Önemli bir gündemimizdir ve yıllarca bizi meşgul edecek bir gündem olacaktır. Ben bugünkü iktidarın bu sorunu çözme kabiliyeti olmadığını düşünüyorum. Keşke olsa. Yani benim güzel bir, benim pozitif yaklaşımım, evet, her zaman aynı, hiç değişmedi aslında. Yani zaten seçim döneminde de baksanız, ha bunu derken yani bana en ağır lafı edene ya Rabbi şükür diyecek halim yok yani, cevabını şak diye veririm. Yani onu bile kinayeli veririm. Bazısını anlama kabiliyet yoktur, anlayamaz söylediğinde, ya bir daha söyle, bunu anlayamaz, yani anlayamaz, onu bilmem. Ama cevap verme kısmında bile aslında özelliğimdir. Yani anlasa canı acır ama anlamasa yapacak bir şey yok. Ama toplum anlıyor ve toplum güzel ses duymak istiyor. Nerede olursanız olun, bir ilçeyi de yönetseniz, ili de, ülkeyi de, o organizasyonu yöneten insanlara toplumun bakış açısını ben şöyle tarif ederim. Cinsiyetçi bir söylem olarak almayın, erkek olduğu için bunu söyleyeceğim. Buna anne de diyebilirsiniz. Oranın sanki bir babası gibi, bir abisi gibi. Bu duygu toplumdan beklenir. Yani her gün kavga eden, sen onu bilmezsin, ben bilirim, konuşma, otur aşağı, ben ne söylüyorsam onu söyle diyen bir babanın olduğu bir evde huzur olur mu Allah aşkına? Yani oradan sağlıklı bir sonuç da çıkmaz. O bakımdan benim çocuklara ve gençlere özellikle yaşadığım ve yönettiğim ortamda moral veren, motive eden bir birimin olması şarttır. Zaten aksi düşünülemez. Aksi olursa zaten oraya fayda vermeniz mümkündür. Kaçırırsınız insanları. Bugün ülkeden çocukların ve gençlerin kaçma hayali kurduğu gibi. Bu bakımdan bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Makul uzlaşmacı bir dille süreci yönetiyor olmamız lazım. Osman Bey, Rize ve Trabzon mevcutlar için çok önemli. Yani nasıl değişiklik yaşandı sorusuna. Vallahi şöyle diyeyim. Keşke bu iktidar için Rize ve Trabzon bu kadar önemli olmasaydı. Oyu beni ilgilendirmiyor ama doğaya verdikleri zarar, şehirleri çirkinleştirmeleri, Boztepe'nin önüne diktikleri o 60-70 metrelik viyadük abidesinden beri bana göre çirkinleştirmenin ve bu dönemin simge abidesi olacak o viyadükler. Yani keşke böyle değil de makul bir dönem ortaya koysalardı. Buranın çocuklarına ve gençlerine dünyanın şu an gündemi olan dijitalleşen dünyanın, teknolojinin üst seviyede hissedildiği dünyanın en etkin merkezlerinden biri olsaydı Karadeniz insanları, çocukları. Yani Allah aşkına bu bölgede ne üretiyoruz biz? Bu bölgede ne yapıyoruz biz? Allah'ın bize verdiği doğal güzelliği, o lütufu hoyratça pazarlamanın dışında ve yok etmenin dışında ne yapıyoruz biz Trabzon'da, Rize'de? Bana bir örnek versin yani. Bana gelişmeci, kalıcı, ticari alanda, eğitim anlamında Trabzon, Rize eğitimde Türkiye'de kaçıncı sırada bakıyor musunuz buna? Üniversite sınavlarında kaçıncı sırada buna bakıyor musunuz? Bakın ve üzülün. Trabzon aldı, Rize aldı, üzülsün buna. Benim baktığım pencere bu.
Yani ha %60, 70, 80 oy alsanım hiç önemli değil. Ben bu şeyle üzülerek bakıyorum. Ve yani ne yazık ki Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'deki birçok şehrimiz Türkiye'nin neredeyse en çirkin yapılaşan şehirlerine dönüştü. Hala da devam ediyoruz. Bir ilçedeki mitingde onu söyledi. Yani Karadeniz'de sahil boyu gittiğimde ya Allah aşkına hala denizi doldurulan şehirler, deniz kıyısına gidin bakın. Ya taş yığınları, ya toprak yığınları, ya çöp yığınları. Yani kıyılarımızda, sahillerimizde. E buna niye isyan etmiyor toplum? Hep beraber bunu düşünmemiz lazım. Bakın hep beraber diyorum, kendimi de dışına atmıyorum yani. Ama Trabzon'a her geldiğimde, her bulunduğum ortamda sesini çıkarırken bu konulara değinerek sesini çıkarıyorum. Çıkarmaya da devam edeceğim. Üzgünüm yani. Bir şey daha söyleyeyim, mitinglerde söyledim. Dikkatler kaçmasın, hazır burada yerel basınımızda ağırlıklı var. Şu anda Karadeniz nüfusu en hızlı yaşlanan nüfus. Halbuki Trabzon, Rize gibi, Giresun gibi, Ordu gibi Karadeniz nüfusu her zaman Türkiye'nin ortalama nüfusundan daha genç nüfus olmuştur. Şu anda Türkiye nüfusundan gittikçe yaşlanan, yani neredeyse 6-7-8 yaş fark atmış bir şekilde yaşlanan bir nüfusa dönüşüyor. Sebep? Hiçbirinizin çocuğu burada durmak istediği için. Üzülmüyor musunuz buna? Yani o bakımdan bütün bu sorunlara temas etmek ve lütfen bu konulara değinmek hep beraber sorumluluğumuz olmalı. Ben de buna nasıl katkı sunarım? Zevkle katkı sunmaya çaba gösteriyorum. Esen'de maç bitince önce 10 cumartesi 10 buçuğundan ne demek istiyor falan gibi bir gazeteci yazmış ya 1,5 saat kahvaltı ederken genel başkanla kavga etmişim. Allah'ım yarabbim ya. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı genel başkanıyla ne haddine kavga edecek ya böyle bir şey olur mu yani? Ben maç izleyemiyorum, vaktim yok. Ama o akşam ilk kez kızımla maç izledim. Yani büyük oğlum ve küçük oğlum burada maç izlemeye gelmişti. Ben de kızımla maç izledim. Açıkçası hani yeri gelmişken söyleyeyim, orada da aslında eşim bizim fotoğrafımızı çekmiş, kapalı bir aile şeyi var, sosyal medya mecrası var, oraya koymuş. Oradan da bir muzip akrabası, eşinin akrabası bunu biriyle paylaşmış. Derken oradan yürümüş gitmiş. Öyle bir paylaşım yapma niyetimiz yoktu. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın yani. Ben en son 13 yaşında sokaklara çıktığımda sevindim yani. 38 sene önce 13 yaşındaydım. Ben ilk şampiyonluğu bile hatırlıyorum. Niye hatırlıyorum? Yani 5 yaşında nasıl hatırlayacaksın? Şöyle hatırlıyorum. Kereste atölyemiz vardı Yıldızlı köyünde, Sera'da. Yaramaz bir çocuktum. Kereste yığınların üstünden düşüp kafamı yaramıştı. Bize hala burada durur. Sonra beni numune hastanesine getirdiler. Hatta amcam bir Bedford kamyonumuz vardı. Araba, başka araba da yok o anda. Amcam, bir küçük amcam, bir de babamın amcası arabayla sürüyor. Bedford kamyonuyla ambulans gibi Yıldız'dan numune hastanesine geldik. Tabii hastaneye girerken ciyak ciyak bir ekrem, dikiş atılırken ciyak ciyak bir ekrem. Dikiş bitti, her şeyi sağdı, arabaya bindik, hala ciyak ciyak bir ekrem. O numune hastanesinde nasıl olduysa doladım, kale kapının oradan sahil yoluna indik. Döndük, trafik tıkandı, kaldık. Hiç unutmuyorum. Büyük amcam şöyle bir laf etti orada, ya Türk dedi, biz niye girdik buraya? Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları var dedi. Ki biraz sonra da önünden geçtik, hiç unutmuyorum, lastikler yakılıyor, farozlar kıyamet kopuyor. O ciyak ciyak ekran, ben başladım Trabzon diye arabada tezahürat yapmaya.
bir anda ağlamam kesildi. Meme vermek gibi yani. Hani Mehmet'le Trabzonspor şampiyon dediğinde benim ağlamam kesildi. Bu 76 yılın anısı benim. Dolayısıyla ben 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 işte bu yaşlarda o güzel 10 yılı ama tam çocukluk yaşları yani ortaokul yaşları. Çok duygulu bir akşam yaşadım evde. Hatta büyük oğlum da dedi telefonla aradı, baktım o da ağlıyor telefonla. Güzel bir duyguydu. Her mutluluk, her şampiyonluk bu duyguları yaşarız. Bir başkasına laf ederek ya da bir başkasının sana laf etmesiyle değil. Lütfen yani sevinçlerimizi bir nasıl yaşayacağımızı gözden geçirelim. Bu alanda Trabzon meydandaki gösterileri çok beğendim. Çok enerji yüksekti, genç bir enerjiye sahipti. Açıkçası şunu da getirmedi aklıma değil yani. Trabzon'da yerel yöneticiler yani niye bir tekno grubu ya da bir DJ grubu getirip Trabzon'un meydanında bugüne kadar konser yapmadılar? Kendileri otursun, düşünsünler işte bak gördüler yüz binlerce insan. Muhtemelen başka bir gün bunu yapsaydılar partiden atarlar. Niye yaptınız diye. Ha bir de Ramazan doğru ya bak. Ramazan oldu. Hayır bir de Ramazan'da yaptı evden atardılar. Partiden ömür boyu bir daha partiden girerdiler. Dolayısıyla hani keyifli bir akşam. Yani keyifli bir ortam, müziği, gösterisi, herkes eğlendi çılgınca. Ne oldu yani? Dinden imandan mı çıktık, günah mı işledik? Ne güzel çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarında unutmayacakları anıları elde ettiler. Bazen işte böyle anlar kapıları yıkar. Var yani ailemizde, hep beraber yaşıyoruz. Bazı muhafazakar duygularımız, ki muhafazakarlık kötü bir şey değildir. İyi olan şeyleri konuşsak ama bazen ön yargılar ya da yanlış bilgiler sıkıntıya sokar. Rahmetli dedem ne bileyim işte televizyonu kapatın, işte müzik çalmayın falan hani. Aslında dünya iyisi, kalbi çok güzel bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ne bileyim onun yanında işte arabayı sürerken müzik çalamazdık. Ama ne zaman ki torunuyum ben, torununun çocuğunu gördü, büyük oğlan. Duymuş ki torunun çocuğu, yani benim büyük oğlum Selim, ne zaman kemençe sesini duysa eller böyle oynuyor. Daha yaşıyor, 2-3. İstanbul'a geldi, arabada yastığım boyu işte gidiyoruz. Tabii müzik çalamıyorum arabada, gidiyoruz beraber. Torun da arkada dayanamadı, 15-20 dakika geçti. Koy ağa müziği de uşak oynasın. Ben de Fuat Sakan'ın kasetini koyuyorum, Selim başlıyor eller böyle. Onun en keyif aldığı, gerile gerile izlediği güzel o an. Onun için ön yargılara toplumu boğmadan zamanında güzel eğlencelerle bu topluma ışık tutmanın, aydınlanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl oynuyordunuz? Emre Bey Çayeli'deki ilgiden bahsetti. Sonra işi nasıl olduysa bakanlara kadar getirdi. Soylu'ya olan, Sayın Bakan olan stat'taki galiba meydandaki tepkiden bahsetti. Yani bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanları sever. Başka bir şey dememe gerek yok. İki bakan da Ekrem İmamoğlu'nun şeyi ben hiçbir zaman mevzu açmadım. Ama ne zaman benim işime karışan, benim alanıma müdahil olan ya da işimi engellemeye çalışan birileri olduğu an onlara cevabını vermekten de çekinmedim. Bahsettiğiniz kişiler bu dilleriyle benim muhatabım bile değildir. Ama kendime zarar veriyorsa, şehrimin uygulamalarına dönüp takım yorumlar yapıyorlarsa
ya da ağza alınmayacak seviyesi düşük bir kısım cümlelerle hakaret etmeye kalkıyor olursa, ben de rahmetli Özkan Sümer'in zekasıyla onlara cevap veririm. Ama rahmetli Özkan Sümer'in zekasından çıkarım yapmak da bir zekasıdır. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi dediğim gibi benim gündemimde yok. Ama yaklaşık iki yıldır her akşam televizyonlarda ben hani soruyorum, bu sefer sormayacağım. KJ'ye diyorsunuz değil mi Zeynep? Evet. KJ dediğiniz o ekrandaki başlıklarda Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi? Ekrem İmamoğlu aşağı Ekrem İmamoğlu'nun kaybı. Yani Ekrem İmamoğlu balık yedi, Ekrem İmamoğlu oturdu, kalktı, su içti, niye elleri arkada yürüdü? Elleri arkada yürümekten türlü hakaret çıkaracak kadar yaratır. Yani ben Fatih'le doğmuş, büyümüş, Trabzon Fethi kentidir. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine hakaret edeceğim. Ya da herhangi bir büyüğü, ya da herhangi bir Fatih olması olur, ne olur yani. Bir başka ülkenin önemli bir şahsiyetine hakaret edeceğim. Ya böyle bir şey yok ki. Yani bu kadar konusu gündemi biz olan bir ortamda İstanbul medyası devam edecek ya da ulusal medya. Ama belli bir medya bu konuda çok şey, heyecanlı. Ben de işime bakıyorum. Muhatap olmam gereken bir mevzu varsa alıyorum ve cevabını veriyorum. Onun dışında da vermemeye, ilgilenmemeye, yok saymaya gayret ediyorum. Evet. Son. Bir sorumuz olacak Halk TV'nin. Son bir soru. Evet, Halk tamam. TV'nin bir sorusu olacak. Bir en sonunda başlayalım. Sinema var. Hani bekliyorduk. Sinemanın sorusu. Tamam. Bir de Halk TV var. Tamam. Soru alıyoruz. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Sinan Öztürk, Karadeniz'de Son Notlar Gazetesi köşe yazarıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde nüfus 8 milyondu. Ve o zamanki hükümetleri eleştirirken dedi ki İstanbul'a vize uygulayalım dedim, bana karşı çıktılar ama demeleri gerekiyordu ki İstanbul'da işiniz mi var, eviniz mi var, niye İstanbul'a geliyorsunuz? Ama hükümetler bunu yapamadı diye eleştirmişti zamanın hükümetlerini. Şimdi 2022'deyiz, başkanlık sisteminin getirdiğiyle Cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümetin de başı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğunda siz oturuyorsunuz. Nüfus 8 milyonun iki katını da geçti şu anda. Cumhurbaşkanının sorumlulukları, hükümetin sorumlulukları ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vatandaşına sorumluluğu noktasında İstanbul'a vize uygulaması ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz bu kadar nüfusa hizmet eden bir başkan olarak? Onu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Halk TV'yi vardı. Halk TV Gürgündüz. Benim de sorum Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili Ahmet Şir seçime doğru size siyaset yasağı getirilebileceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da tutuklanabileceğine dair tırnak içerisinde gerçekleşmesi muhtemel bir komple senaryosunda bulundu. Seçime doğru böylesi hamleleri bekliyor musunuz ve böyle bir hamle sizi şaşırtır mı? Tamam mı? Bitti mi sorular? Şurada bir hanımefendi daha var, onu da alalım. Sorunlayalım. Başkanım, ben Güne Bakış Gazetesi'nden Rahmi Mumluoğlu. Karadeniz turunuzu kendi içeriğinizden mi karşılıyorsunuz yoksa parti mi karşılıyor? Bunu merak etmiştim. Evet. Ya neyse, tersten başlayayım. Rabia Hanım, benim yıllardır seyahat konusunda düşkünlüğüm vardır. Burada birçok insan beni tanır. Trabzonspor yöneticisi Kegin'de 60-70 defa Trabzon'a gelmiştim ve gezmiştim vardır. Kampanyalar yönetmiştim vardır. Spor da burada. Bu kıymetli sorumuzda şunu söyleyebilirim. Tüm şeffaflığıyla İstanbul Halkı Belediye Başkanı'nın
yapacağı bu tür organizasyonlarda kendi şahsına ait dönü, yani şahsına dönü kısmını kendisi harcar. Ben öyle yapıyorum. Bir bölümünde de tabii ki kurumun harcadığı bir takım lojistik katkı sunan şeyleri vardır. Geçenlerde buna benzer bir konu, İstanbul'un çöp firmasına ait bir tekneyi İstanbul'da ulaşım için kullandığım ve büyük bir israf yaptığım yazılmıştı. Ben onlara gidin 13 tane uçağın masrafını sorun demiştim. Nerelere kullanılıyor diye. Rabia Hanım sorunuza teşekkür ediyorum. Bir dahaki böyle buna benzer bir basın toplantısında bugünün ve dünün bakanlarına, bugünkü iktidar mensubunun akrabalarının bulunduğu ortamda aynı soruyu onlara sormanızı sizden itinayla rica ediyorum. Halk TV'de Ahmet Şık beyefendinin ortaya koyduğu bu gündem var mıdır? Ya ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın? Benim dünya masumu, hayatını sadece mesleğine adamış, şehircilik planlama üzerine bir can bir arkadaşım, İBB'de görev yapan Tayfun arkadaşıma 18 yıl hapis verdi bu ülkede bir mahkeme. Hükümeti düşürmemiş ya. Ya ben bu adamın 18 yıldır değil ama 13 yıldır şahidiyim ya. Yani bu ülkede hangi kararlar alınıyor ki? Allah hiç kimsenin evine adaletsiz, hukuksuz bir süreci yaşatacak kararla yüzleştirmesin. Sevgili eşine, o güzel çocuğuna birkaç kez ziyarete gittim bu süreçte. Yani adaletsizlik de bizi sınamaz. Ama her şey mümkün. Yani bir ekleme böyle bir şey yapar. Bir bakarsınız milyonlarca ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Bu bakımdan yani Türkiye'de ne yazık ki her şey mümkün. Ama bu her şey mümkün bitmesine de bir yıl kaldı. İstanbul'da bizim mevzusu Sayın Erdoğan'ın söylemlerini elbette ben de o zaman İstanbul'da hem iş dünyası, iş insanı hem okul, üniversite okuyan birisi olarak ilgiyle takip etmiştim. Ama şunu söyleyeyim. O gün İstanbul'da bizim diye konuşan Sayın Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'da İstanbulluya sormadan İstanbul'da İstanbul'un kurum ve kuruluşlarını yok sayarak Kanal İstanbul diye bir safsatanın civarına 2 milyonluk bir şehir kuracak şehir planlaması yapıyor. 2 milyon tek başına. Bir şehir vize koyarak nüfusa engellenemez. Bir şehir akılcı, çağdaş bir şehir planlamasıyla nüfus planlaması yapıyoruz. Yani siz bir şehirde 3 katlı yere 33 kat bina nüfusat vermeye başlarsanız oraya insanlar gelir. Ama bir şehrin stratejisini şehir planlamasından oradaki sosyal yaşama, üretimden ticarete, turizmden otel sayısına, otel yatak sayısından işte havaalanına, şuyuna, buyuna akılla, bilimle hareket ederseniz orada zaten ister istemez nüfusla ilgili bir planlama hayata geçmiş demektir. Yani bu iş bize engellenemez kısmını ifade etmiş oldum. Ne yazık ki bugün de tam da bunun tersine bir durumla karşı karşıyayız. Ama endişe etmeyin, fazla kalmadı. Bir yıl, yaklaşık bir yıl sonra en fazla her şey çok güzel olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, iyi bayramlar, ailelerinize sevgiler, selamlar. Başka.